Bunun bir ihanet olduğunu ülkeye söylemekte fayda var. Yani herhalde ortalama herkes bunları duyduğunda bu ihaneti hissediyordur. Yani bunun hiç adını koymak lazım. Bu vallahi açıkça yani bir ihanet. Ülkeye kısmını... Çünkü ülkede kan dökülmesinden bu ülkede yaşayan hiç kimsenin bir faydası olamaz. Yani kaybedilenler ortada. Bunca insan kaynağı, bunca maddi imkanlar. Ülke dediğiniz gibi 20-30 yılını heba etti. Bundan sonraki evet. 20-30 yılda heba ederse çok kötü günler Türkiye'yi bekliyor demektir. İnşallah olmaz. Bu yine paralel yapıdan bahisle. Bunların baktığınızda aslında bir başka hedefi de sanki Türkiye'yi 2023'lere taşıyacak olan büyük projeler. İşte 3. Havalimanı, 3. Köprü ya da Kanal İstanbul gibi. Bu aslında projelere itirazlar biliyorsunuz Gezi Parkı olaylarında da dile getirilmişti. Hatta bir heyet bunu açıkça da beyan etti, açıkladı bu taleplerini projelerin iptaliyle ilgili. Yine cemaatin önde gelen isimlerin bir tanesi olan Hüseyin Gülerce de Amerikan medyasına verdiği röportajda açıkça Gezi Parkı'ndaki bu talepleri cemaatin paylaştığını ifade eden bir yazıda, mülakat da verdi. Bugün itibariyle baktığınızda dün sanıyorum bir idari mahkeme kararı vardı, İstanbul 4. Ceza Mahkemesi kararı. O kararda da 3. Havalimanı inşaatının durdurulduğuna dair bir idari mahkeme kararı ortaya çıktı. Tamamını okuduğunuzda Gezi Parkı'ndaki o talepler, arkasındaki güç, cemaat, yani Türkiye'nin 2023'e Türkiye'yi götürecek olan projeleri mi hedef almış durumda? Nasıl okuyorsunuz? Yani o projeler tabii 2023 hedeflerinin sadece bir kısmı. Yani o projelerin kendisine hedef alarak bir yere gitme imkanı yok. Ve yaşadığımız krizin içerisinde de o projeler çok tali bir mesele olarak kalıyor. En başta biz programa başladığımız sırada konuştuğumuz meseleyi eğer ciddi alacak olursak, bütün siyasetin meşru zeminin ortadan kaldırılma riskinin yanında bu bahsettiğimiz projeler bugün yapılmaz, yarın yapılır. Bunlar tali bir mesele kalıyor. Orada asıl o ortaklık çok tehlikeli. Hı hı. Yani bir siyasal nihilizm içerisinde meşru bir şekilde gelip siyasetin paydaşı olup açıkça dünya görüşünü, projesini, programını ortaya koyup siyaset yapmak yerine korunaklı vesayet odaklarının içerisinden, devlet içinde, başka odakların içerisinde, bir cemaat içerisinden, bir STK içerisinden ya da sokaklardan siyaseti dizayn etme girişimi asıl sorunlu ve sıkıntılı olan yer. Sokaklardan veya bir vesayet odağının içerisinden siyaseti dizayn etmeye kalktığınız andan itibaren sadece kriz çıkar. Meşru siyasi aktörlerin sizi muhatap alması için hiçbir geçerli sebep yoktur. Hiçbir geçerli sebep yoktur. Bunun ismi de katılımcı demokrasi falan değildir. Yani bu liberal tarifiyle bu şekilde dile getirilmeye çalışılıyor. Böyle bir şey yok. Yani bunun ismi katılımcı demokrasi falan filan değil. Katılımcı demokrasi bambaşka bir şey. Katılımcı demokrasi yine meşru, şeffaf, açık zeminde yapılan, siyasete katkı vermeye çalışan, zaman zaman siyasetin yaptığı şeyleri eleştiren, engellemeye çalışan ama bunu meşru zeminler içerisinde yaparsa o iş katılımcı demokrasi oluyor. Bunun yerine sokaklardan siyaseti dizayn etmeye kalktığınız andan itibaren bambaşka bir yere gidiyorsunuz. Sokaktan siyaset yapmakla sokakların desteğini arkasına almak arasındaki farka zaten biz meşru siyaset diyorsunuz. Burada diğer bir kurban da en büyük kurban Gezi'den bu yana ana muhalefet görevini doldurması gereken, ana muhalefet fonksiyonunu ifa etmesi gereken ana partinin, unsurun yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kısmen de diğerlerinin kendi meşru zeminlerinin hem alanına hem de haysiyetine sahip çıkmak adına orayı korumak yerine sokaktaki bu çok cıvıltılı renkli ama son tahlilde siyaset dışında ve siyasetin o ana muhalefet aktörünü de iptale kadar giden unsurların peşine takılmaları. Bu da daha büyük bir kriz ortaya çıkarıyor. İktidar partisini yalnızlaştırıyor. Siyasete dair bütün yükü üzerine almasını gerektiriyor. Bugün de biz onu yaşıyoruz. Yani şu an Türkiye'nin demokratikleşmesinin neredeyse bütün yükü iktidar partisinin sırtına kalmış durumdadır. İktidar partisi ancak hareket edebildiği kadar Türkiye demokratikleşebilmektedir. Hareket edemediği alanlarda da ciddi krizler yaşamaktayız. Bu gerek iktidar partisinin eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Ama büyük ölçüde iktidar partisiyle beraber paslaşacak, iktidar partisini iktidar partisinden daha fazla teşvik edecek, sıkıştıracak, eleştirecek bir demokrasi dilinin ortada olmamasından kaynaklanmaktadır. Ya büyük ölçüde olaylar, sıradan vakalar, günlük gelişmeler üzerinden bir eleştiri dilinden demokrasi çıkarmaya çalışılıyor. Ya da bu sokaklardan ve vesayet odaklarından, ben biraz daha Türkçeleştireyim. Bu memlekette çok ciddi sorunlar var. Bu ciddi sorunların en başında da anayasa meselesi geliyor.
biz bu memleketin toplumsal sözleşmesindeki ana metinde hala ciddi bir iyileşme yapmış değiliz. Hala devlet birey ilişkisi, devlet vatandaş ilişkisi, din devlet ilişkisi, kurumlarla, asker, yargı, şubuyla, sivil siyaset ilişkisi çok hastalıklı bir zeminin üzerinde yürüyor. Bizim bunları adam akıllı, adalet mekanizmasını tesis edecek şekilde değiştirmemiz, dönüştürmemiz gerekiyor. Yani derinleşmiş bir demokrasiye geçmemiz gerekiyor anayasa düzeyinde. Ama bunu iktidar partisinin tek başına yapması mümkün değil. Çok basit bir matematiği var bu işin. Sandalye sayısı yeterli değil. Bu konuda biz bir tıkanma yaşıyoruz. Buna mukabil başka birçok alanda da benzer şeyler görüyoruz. Yani Kürt meselesinden birçok haklara kadar bütün yük AK Parti'nin sırtına kalmış durumda. AK Parti hareket edebildiği kadar Türkiye demokratikleşebiliyor. AK Parti'nin esasa en temelden varacak şekilde yani anayasada hareket etme şansı yok. Geriye kala kala mevzuata dair ya da çok böyle bazı detay düzenlemelere dair demokratikleşmeler en fazla yapılabiliyor. Bunların bir kısmıyla bir yerlere gidebiliriz ama toplamda eğer Türkiye gerçekten hissedilebilir bir şekilde demokratikleşecekse bunu tek başına iktidar partisinin yapma şansı yok. Bu konuda desteğe ihtiyaç var. O destek gelmesi bir tarafa tam tersine sokaklara veya vesayet odaklarına büyük ölçüde paralel hareket etmeye başladı ki bu aslında en büyük krizlerden bir tanesi.